Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Ekonomi Dünyası ekibi olarak İzmir bölgesindeyiz. Yanımızda firma sahibimiz Fikri Bey var. Burada neler yapıyoruz, ürün ve ürün gruplarımız nelerdir? Tabii ki de bunlarla ilgili bizleri bilgilendirecek. Fakat bunlardan önce sizleri tanımak istiyoruz. Fikri Bey kimdir, kaç yıldır bu sektördeyiz ve bu serüven nasıl başladı? Bu serüven şöyle başladı. 15 yıldır bu işin içindeyiz. İsmim bu arada Fikri Yaka. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Kendi iş yerimizi açmak nasip oldu. Elimizden geldiği kadar kurumsal olmasak da kurumsallık yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlerin ve reklamlarınız sayesinde belli bir seviyelere kadar geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Aslında bakıldığı zaman yıllardır bu sektördeyiz ve evet, tamamen pide günü dedik firmamızın ismi. Evet. Bizim burada birden fazla lezzetlerimiz söz konusu. Birden fazla ürün çeşitliliğimiz var. Bunları sizlerden öğrenebilir miyiz? Menü çeşitliliğimiz nelerdir? En çok kullandığımız ya da sevilen, tercih edilen ürünümüz nedir? En çok sevilen ürünümüz kıymalı pidemiz. Bunun yanı sıra pide günü üçlüsü mevcut elimizde. Müşterilerimizin daha çok sevdiği ve tercih ettiği ürünlerden biridir. Bu şekilde. Pide üçlüsü. Evet. En gözlü ürünümüz burada. Şimdi pide üçlüsü dedik. Biraz detaylı bir şekilde sizlerden öğrenebilir miyiz? Pide üçlüsü dediğimiz zaman aslında pide çeşitlerimiz nelerden oluşuyor? İçindeki malzemelerimiz nelerdir? İçindeki malzemeler şu şekilde. Üçte biri kavurma, üçte biri ıspanaklı karışık bir ürünümüzdür. Ortasında da açık şekilde kıymalı yumurtalı tarzında, isteyene de lök tarzında yaptığımız bir üründür. Tamamen bakıldığı zaman aslında birden fazla lezzeti bir menüde burada buluşturabiliyoruz. Bu da tamamen pide günü olarak firmamızın özel olarak bir menüsü. Peki burada Fikri Bey, bakıldığı zaman birden fazla çeşitliliğimiz var. Buradaki gelen müşterilerimiz bizlere hijyen konusunda da çok güveniyor. Burada gelen bizim ustalarımız eldivenli bir boneli bir şekilde ürünlerimizi yapıyor değil mi? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Evet, ustalarımız ve çalışan personelimiz hijyen belgesine sahip ve boneli maskeli şekilde çalışmaktadır. Ve ürünlerimizi bu şekilde evet, yapıyoruz burada. Peki doğrudur. Yoğun olduğumuz saatler nelerdir? Paket servislerimiz mevcut mudur? Ve kaç kişi çalışıyoruz? Paket servislerimiz mevcuttur, evet. Bütün yemek sepeti ve diğer firmalarda çalışmaktayız. Personelimizde 4 tane personel var. Aynı zamanda kendi kuryelerimizle evlere hizmet vermekteyiz. Bakıldığı zaman aslında bu bölgede hizmet etmiyoruz. Birden fazla ilçesinde yer alabiliyoruz. Evet. Ve paket servislerimiz burada mevcut. Doğrudur. Son olarak röportajımızı bitirmeden önce lezzetlerimizden bahsettik burada. Aslında en büyük menü çeşitliliğimizin bir yanında özel bir menümüz var. Pide üçlüsü dedik. Bunlarla ilgili sizlerden bilgi aldık. Fakat şunu sormak istiyoruz sizlere. Yıllardır bu sektörde olduğunuz için buradan genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Bu sektöre atılmadan önce en çok amaçlaması gereken ya da dikkat etmesi gereken noktaları nelerdir? Aslında şöyle bakılırsa hani çok dikkat edecek veyahut da korkacak bir şey yok. Sadece kendine güvenin ve azminle herkes bu zamanda her şeyi yapabilir ve kolay para kazanabilir yani. İşletmeyi yönetmek gerçekten kendi elinde olan bir şeyler. Tabii ki de yönetmenin yanında herkesin de yönetemediği devirde yaşıyoruz. Ama gençlere tavsiyem hiçbir zaman korkmasınlar.
emek versinler. Emek versinler. Planladıkları her şeyi geliştirmek için, yapmak için güzel bir şekilde ilerleyebilirler. En güzel örneğiniz de sizsiniz. İzmir'in en güzel lezzetlerini tamamen burada bulabiliriz. Her şeyden önce çok sıcakkanlı ve samimi bir işletme sahibisiniz. Son olarak röportajımı bitirmeden önce sosyal medya hesaplarınızın isimlerini öğrenebilir miyiz sizlerden? Pide Altıray günü olarak İSVM hesabımızda müşterilerimiz ve dışarıdaki takip etmek isteyen herkes takip edebilir. Ve buradan yapmış olduğumuz ürün ve ürün gruplarını da görebilirler. Evet, doğru. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için ve programımıza konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Değerli seyircilerimiz, bugün Ekonomi Dünyası ekibi olarak İzmir bölgesindeydik. Yanımızda firma sahibimiz Fikri Bey'den burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün gruplarını öğrendik. Detaylı bir şekilde bizlere ve sizlere aydınlattığı için kendilerine çok teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.